Deney Yapabilirsin kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir DNA modeli yapacağız. Biz internetteki DNA modellerini inceledik. Hepsine benzer kolay bir şey yapmayı düşündük. Yani basit bir şey yapacağız. DNA modeli yapacağız. Siz de videomuzu izleyerek DNA modelini yapabilirsiniz. O zaman lafı uzatmadan DNA modelinin malzemelerine geçelim. Şöyle bir kapak. Bir de çöp şişimiz var. Bir de köpüğümüz var arkadaşlar şu şekilde. Boya kalemleri, makas, pipet, yapıştırıcı ve şöyle bir kağıt var. Bu kağıt videomuzun açıklama kısmında var. Bunu oradan indirip kullanabilirsiniz. Linkini aşağı koyacağım. Arkadaşlar boya kalemlerimizi şu şekilde boyuyoruz. Ben zaten birazdan boyayınca göstereceğim nereyi ne renk boyayacağınızı. Şu şekilde boyuyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde boyadık. Renkleri zaten görüyorsunuz. Siz de bu renklere göre boyayabilirsiniz. Ama biz renkli çıktısını da aşağı bırakacağız. Şu şekilde birbirine eş yerler. Yani bunlar birbirine eş. Yani simetrisi gibi düşünün. O şekilde yaptık. Çünkü eş DNA'lar bunlar. Şu şekilde eş olarak böyle harfleri de yazıyoruz buraya. Linki zaten aşağıda var. Kolay bir şekilde indirip siz de yapabilirsiniz. Şimdi o zaman diğer aşamamıza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle DNA modelimiz böyle. Şimdi şu çizgiyi görüyorsunuz. Şu çizgiyi şu şekilde tam arkasında işaret koyduk. Yukarıdakinden de aynı şekilde öyle. Buralara bu çizgilerin üstüne şu şekilde pipetimizi yapıştıracağız arkadaşlar. Biz bunu yapıştıralım. Arkadaşlar şuraya pipetimizi yapıştırdık. Aynı şekilde tam karşısına da buraya da yapıştırdık. Şimdi kağıdın da yapışması için her tarafa yapıştırıcı süreceğim. Şu şekilde. Buralara da sürüyoruz yapıştırıcımızla. Bayağı bir sürüyoruz. Şu şekilde sürdük kağıdımızın yapışması için. Yapıştırıcımı kapatıyorum. Her yere bol bol yapıştırıcı sürdük. Şimdi tam şuraya birbirine katlıyoruz arkadaşlar iki kağıdı. Bu şekilde bastırıyoruz. Elimizle geçiyoruz. Bu şekilde. Şöyle arkadaşlar şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Şöyle iyice bastırıyoruz ki iyice yapışsın. Çıkmasın. Şimdi bunun kurumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar yapıştırıcımız bayağı kurudu. Şu pipete de iyice bastırmamız gerekiyor şu şekilde. Ezmemiz gerekiyor. Ezebildiğimiz kadar eziyoruz. Şimdi arkadaşlar makasla alıyoruz ve her şöyle satırı diyeyim. Bu şekilde keseceğiz. Şu şekilde. Burayı kesiyoruz. Her yeri keseceğiz bu şekilde. Bu şekilde her yeri kesiyoruz arkadaşlar. Ben hepsini ayırıp geleyim. Şu şekilde bütün parçalarımızı kestik. Şöyle şu şekilde. Bunları şöyle kenara itelim. Şu şekilde bir köpüğümüz vardı. Ona çöp şişimizi geçirdik. Şimdi de yapıştırıcımızla şuraya ben biraz sürdüm hatta. Şu şekilde yapıştırıcı sürüyoruz. Buraya şimdi o nükleotitlerimizi diyeyim. Onları ekleyeceğiz. Şu şekilde bunu buraya koyuyoruz. İlk öncelikle böyle rastgele bir sırayla olabilir. Yani önemli bir sırası yok. Şu şekilde geçiriyoruz. Şöyle. Böyle dönemeçli bir şey yapacağız. Yani DNA'ya benzeyecek bayağı bir. Güzel bir şey yapacağız. Böyle dönemeçli bir şekilde biz bunları koyacağız. Zaten koyduğumuzda yapışıyor. Yapıştırıcı sürdük çöp işi. Şöyle geçemedim. Evet. Şöyle koyacağız arkadaşlar bu nükleotitlerimizi. Biz hepsini koyup dizip
Evet arkadaşlar, bu şekilde DNA'mız hazır. Dönemeçli bir şekilde bunları koyduk. Ve gayet de güzel oldu bence. DNA'ya benzedi yani. Şu şekilde arkadaşlar kapağımız var. Tanıtmıştık zaten. Şu şekilde yapıştırıcı sürdük. İsteyen yapıştırıcı sürmeden de koyabilir. Şu şekilde isteyenler bunun içine koyabilir. Daha sağlam oluyor. Bu şekilde yapıştı. Gördüğünüz gibi güzel bir DNA modeli oldu. Şu şekilde çevirelim. Dönemeçli bir şekilde koyduk. Gayet güzel oldu. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Güzel bir DNA modeli yaptık. Siz de videomuzu izleyerek DNA modelimizi yapabilirsiniz. Tam şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Yanda da iki videom çıktı. Onlardan birine tıklayarak başka videolarıma ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.